Malumunuz aşağıda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bugün Sanayi Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın bütçelerini görüşüyoruz. Fevkalade verimli bir takım gayretler, çalışmalar kayıt altına alınmış her iki bakanlık içinde. Onlarla ilgili görüşmeler yapılırken bir takım hazımsızlıklar, bir takım efendim çekememezlikler ve tahammülsüzlükler sahaya yansıyor. Terörize bir zemin oluşturuyorlar. Kim yapıyor bunu? Muhalefet yapıyor. İçişleri Bakanımız yiğitliğin temsilcisi olan bir isimdir. Herkes bunu bilir. Terörü yer ile yeksan etmişiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu irade, Sayın İçişleri Bakanımızın çok dirayetli yaklaşımıyla buna dönük bir tahammülsüzlük var. İçişleri Bakanlığı bizim efendim şeref sayfalarımızdan, şeref varakalarımızdan bir sayfadır. Bunu tahammül edemiyorlar buna. Niye? Milletin yüreğinde bir özel yer edinmemize sebebiyet verdiği için. Onun için de böylesine Meclis Genel Kurul zeminini maalesef çekilmez hale getiriyorlar. Tabii bunu milletimiz görüyor. Özellikle görüntüler canlı yayında insanlarımıza yansıyor. CHP'nin ve şürekasının yanındaki yöresindeki müttefiklerinin tavrının meclisi çalıştırmamaya dönük olduğunda bizatihi milletimiz görüyor. Onların da notlarını veriyor. Biz ne yapıyoruz? İçişleri Bakanlığı kanalıyla milletimize hizmet ediyoruz. Biz ne yapıyoruz? Sanayi Bakanlığı kanalıyla milletimize hizmet ediyoruz. Sanayi Bakanlığı hakikaten olmaz denilen şeyleri olduruyor şu anda. Bütün dünyanın gıpta ile takip ettiği hizmetler veriliyor. Gençlerimiz zirve noktalara varan özel efendim ufuklara yöneldiler. Sanayi Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız kanalıyla Bakanımız Mustafa Varank'a minnettarız, teşekkür ediyoruz. Milletimizden aldığımız izlenim o ki onu da yüreklerine insanlarımız rapt ettiler, oraya nakşettiler, yerleştirdiler. Tıpkı İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu gibi her ikisine de teşekkür ediyorum. İnşallah bugün akşam geç vakitlere kadar sürecek bu görüşmeler ve bütçelerde kabul edilecek 2022 yılı efendim hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız için hem de İçişleri Bakanlığımız için çok hayır bereket getirecek bütçeleri açısından şimdiden tebrik ediyorum. Arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın Katar ziyaretini bir küçük değerlendirmede bulunmak istiyorum. 15 tane anlaşma yapıldı. Muhalefet bunlardan dolayı efendim elbette ki karalar bağlıyorlar. Şu anda açıklamalarına bakılırsa böyle üzülüyorlar. Niye? Bu anlaşmalarla beraber Türkiye çok daha özel bir zemine yerleşiyor. Ufku açılıyor. Öyle olunca da iktisadi açıdan bekledikleri o yıkım, çöküntü olmayacak. Öyleyse bundan dolayı mutazarrır halleri var. Varsın beter olsunlar. Bunu her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Milletimiz müreffeh halde yaşasın. Muhalefet varsın beter olsun. Ne yapıyor muhalefet arkadaşlar? Bakın Amerika Büyükelçisi'yle neredeyse haftada bir toplantı yapar hale geldiler. Bu nedir arkadaşlar ya? İyi Parti Genel Başkanı Amerika Büyükelçisi'yle bir ayda 4 defa görüşme yapmış. Ne konuşurlar bunlar? Amerika'nın Büyükelçisi'yle bizim muhalefet liderleri oturup ne görüşürler? Ben merak ediyorum şahsen. Nedir bu mevzu? Efendim Cumhurbaşkanı adaylığına dönük o olmasın bu olsun mu? Yahut başka gelişmeler mi? Millet bunu merak ediyor. İçeriğini öğrenmek istiyoruz. Nedir bu? Yani İyi Parti Genel Başkanı Amerika Büyükelçisi'yle ne konuşur? Samimi söylüyorum ki Erzurum'da Dadaşlar bunu merak ediyor. Çok sayıda insan buna dönük bize sual yöneltiyor. Nedir bu görüşmeler? Öte taraftan açıklamaları var. Kemal Kılıçdaroğlu iyi bir isimdir ama biz birinci turda seçimi alabileceğimiz bir adayla seçime girmeliyiz diyor İyi Partili yöneticiler diyor. Yani bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kırmayalım ama öbür taraftan da diyorlar ki senden olmaz, aday olmaz. Şu hercümerce bakar mısınız? Şu kavgaya, şu gürültüye bakar mısınız? Biz ne yapıyoruz? Bizim Cumhurbaşkanımız dünyayı geziyor. Bakın yakın zamanda Türkmenistan'daydık. Orada çok sayıda ülkeyle yapılan anlaşmalar var. Ondan öncesinde Afrika'daydı Sayın Cumhurbaşkanımız. Sonrasında Avrupa'ya gitti. Roma'ya gitti. Çok sayıda dünya ülkeleriyle görüşüyor. Ne adına? Millet adına. Şimdi Katar'da. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye'de görüşmeler yaptık. Ne adına? Millet adına.
millet daha müreffeh halde yaşasın diye. Biz bunları yaparken muhalefet ne yapıyor arkadaşlar? Bakın özetledim. Amerikan Büyükelçisi'yle toplantılar yapıyor. Kendi işlerinde bir insicam yok. Kavga, gürültü bunlarla uğraşıyor arkadaşlar. Bunu milletimiz görüyor. Milletimiz bunu o şaşmaz zihin terazisine koyuyor. Allah'ın izniyle seçim zemininde de gereken dersi verecek. Şimdiden biz bunları görüyoruz. Arkadaşlar, bugün 8 Aralık, yargı çalışanları günü. Onlara dönük bir kayıt düşmezsem haksızlık olur. Kim var yargı çalışanları içerisinde? Zabit katipleri var, mübaşirler var, emanet memurları var, yazı işleri müdürleri var, idari işler müdürleri var, icra müdürleri var, icra katipleri var, hizmetliler var, memurlar var, şoförler var ve diğer bütün unvanlarla çalışan insanlarımız var. Hepsini candan, yürekten tebrik ediyorum. Günleri kutlu olsun. Onların yargı camiası olarak çıkan kararlara büyük katkıları var. Eğer bu ülkede adalet, hak, hukuk tecelli ediyorsa sadece efendim hakimle, savcıyla olmuyor bu işler. İşte bu çalışanların emekleriyle de oluyor. Dolayısıyla onların gününü tebrik ediyoruz. Ve inşallah daha huzurlu, daha müreffeh şartlarda çalışacakları zamanlar onların önüne gelsin diye de niyazda bulunuyoruz. Ve bugün arkadaşlar bir özel müessesemizin, bir özel kurumumuzun kuruluş yıl dönümüdür. 1953 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kuruldu. Devlet Su İşleri ne yapıyor arkadaşlar? Şu özellikle tarım zemininde bir bolluk, bir bereket, bir güzellik varsa işte Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden neşet eden çalışmalarla oluyor. Çok sayıda barajın, göletin altında bunların imzası var. Onları da tebrik ediyoruz. Özellikle AK Parti döneminde, bizim dönemimizde o zeminden çok velut, çok üretken haller ortaya çıktı. Bundan dolayı da oraya kim katkı vermişse, bugüne kadar çalışmış, emekli olmuş kim varsa hepsine millet adına minnettar olduğumun altını çiziyorum. Ve değerli arkadaşlarım, asıl vurgum şuna. Bugün Aralık ayındayız ve biz Erzurum milletvekili olarak altını çiziyorum ki kış turizminin odağı, merkezi olan bir iliz biz. Erzurum olarak. Palandöken de dünyada isim yapmış, zirvelerde yer bulmuş zirve bir yer. Allah nasip ederse 10 Aralık itibariyle kış sezonunu çok coşkulu bir biçimde açacağız ve çok sayıda yerli yabancı kayak sever Palandöken'e gelecekler. Biliyorsunuz Palandöken'deki efendim pistler dünyanın en uzun pisti pozisyonunda şu anda. Ve en berrak, en temiz, en rahat kayılabilir pistler durumunda. Dolayısıyla bütün dünya Palandöken'i biliyor ve Palandöken'e yöneliyorlar. Arkadaşlar bir özel çalışma yaptık. Şu dönemde yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Ne yaptık biz? Havalimanını bizim uluslararası ölçekte bir hale getirdik. Cat 3 sistemini kurduk. Şimdi her türlü hava şartında uçağın inip kalkabileceği bir vasat var. Dolayısıyla da dünyanın her tarafından kayakseverler Erzurum'a geliyorlar. Allah nasip ederse 17-19 Aralık tarihlerinde Iceberg Festivali yapılacak. Çok sayıda ünlü sanatçı Palandöken'e gelecekler ve orada bulunacaklar. Ben herkesi, bütün insanlarımızı Palandöken'e, kayak severleri bekliyorum. Kış zamanlarında, zeminlerinde gelip özel bir enerji yüklenmelerini hususen talep ediyorum bir milletvekili olarak. Ve arkadaşlar 10 Aralık 31 efendim Mart arasında bu süreç devam ediyor. Bu zaman diliminde biliyorsunuz ki okullar da tatil oluyor. Şimdi pandemi şartları da çok rahat bir hale geldi. Kayak severler için zemin çok çok uygun. Mutlaka ama mutlaka herkes gelsin, kış turizminden faydalansın. Yazın elbette ki ben her zaman altını çiziyorum. Yani elbet Antalya'mız var, elbet İzmir'imiz var, elbet vatanımızın her satı, her zemini turizme uygun. Ama biz altını çiziyoruz ki Erzurum hem yazın hem de kışın turizm merkezidir. Kış için hususen kayıt düşüyorum ve insanlarımızı bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum.